Amma birinci yol ki, esbab-ı alemin içtimaıyla teşkili eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyorum. Birincisi, bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihayat bir macun istenildi. Hem hayattar harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Geldik o eczahanede o zihayat macunun ve o hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizan mahsusla 1-2 dirhem bundan, 3-4 dirhem ötekinden, 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden 1 dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zihayat olmaz, hasiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar 50'den ziyadeyken her birisinden ayrı ayrı bir mizanla alınmış gibi ayrı ayrı miktarlarda eczalar alınmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler, toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek, muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. İşte bu misal gibi. Her bir zihayat, elbette zihayat bir macundur. Her bir nebat, hayattar bir tiryak gibidir. Çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden ve gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba, anasıra isnat edilse ve esbab icat etti denilse, aynen o eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesiyle vücut bulması gibi 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Elhasıl, şu eczahane-i kübra-i alemde hakim-i ezelinin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevad-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan anasır ve tebaiin ve esbabın işidir diyen bedbaht, o tiryak-ı acibin kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan, daha ziyade ahmaktır. Evet, küfür, ahmakane ve sarhoşane, divanece bir hezeyandır. İkinci muhal. Her şey vahid-i ahad olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, belki esbaba isnat edilse, lazım gelir ki, alemin pek çok anasır ve esbabının, her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki, sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda, kemali intizamla, gayet hassas bir mizanla ve tamam bir ittifakla muhtelif ve birbirine zıt mübayin esbabın içtimaı o kadar zahir bir muhaldir ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir, olamaz diyecektir. Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Belki bir hulasasıdır. Eğer kudret-i ezeliyeye verilmezse o esbab-ı maddiye, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazımdır. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap eder. Çünkü sebep maddi ise müsebbebin yanında ve içinde bulunması lazım gelir. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkan-ı alemin ve anasır ve tebaiin maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım gelir. İşte sofestaiinin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. Üçüncü muhal.
El-Vahidu la yasturu illa anil-Vahid. Kaide-i mukarreresiyle bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten, bir elden sudur edebilir. Hususen o mevcut gayet mükemmel bir intizama ve hassas bir mizana ve cami bir hayata mazhar ise bilbedahe sebebi ihtilaf ve keşmakeş olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadir ve hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde hadsiz, camit, cahil, mütecaviz, şuursuz, karma karışıklık içinde kör, sağır esbab-ı tabiiyenin karma karışık ellerine ve hadsiz imkanat yolları içinde içtima ve ihtilat ile o esbabın körlüğü ve sağırlığı ziyadeleştiği halde o muntazam, mevzun ve vahid bir mevcudu onlara isnat etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat'ı nazar. Esbab-ı maddiyenin tesirleri elbette mübaşeretle ve temasla olur. Halbuki o esbab-ı tabiiyenin temasları zihayat mevcutların zahiriyledir. Halbuki görüyoruz ki o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas etmedikleri o zihayatın batını 10 defa daha zahirinden muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleri hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zihayatlar ve küçücük hayvancıklar en büyük mahluklardan sanatça daha ziyade acayip, hilkatça bedii bir surette oldukları halde o camit, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır kör esbaba isnat etmek 100 derece kör, 1000 derece sağır olmakla olur.